Arkadaşlar merhaba, Türkçehane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'na girişle ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda Oğuz Kağan Destanı'ndan alınan bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçamıza bakalım. Günler ve gecelerden sonra Hatun'un gözleri parladı ve üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine gök, ikincisine dağ, üçüncüsüne deniz adını koydular. Ondan sonra Oğuz Kağan büyük bir toy verdi. Halka yarlık günlerdi. Çağrılan halk birbirine danıştı ve geldi. Oğuz Kağan 40 masa ve 40 sıra yaptırdı. Türlü yemekler, türlü içecekler, tatlılar yediler, içtiler. Toydan sonra Oğuz Kağan beklere ve halka yarlık verdi. Dedi ki, ben sizlere olduğum Kağan, alalım yay ile kalkan, bozkurt olsun bize bu yan, demir kargı olsun orman, ay yerinde yürüsün kulan, daha deniz, daha müran, güneş tuğ olsun, gök kırık kan. Destan bir bakıma edebiyatın tarih bilimin ilişkisinin somut bir göstergesi durumundadır demiş. Bakın burada tarih bilimin ilgili kavramları görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu parçada Oğuz Kağan'ın tahta çıkışını yani Hun hükümdarı Mete'nin tahta çıkışını ve Türkleri bir bayrak altında toplamasını anlatıyor. Yine yay, kalkan, sonra yarlık verdi derken burada ferman buyurmasını, ferman etmesini arkadaşlar görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bunun tarih bilimine ilişkisi vardır. A seçeneği doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Edebiyatın coğrafya ilişkisine dair örnekler vardır. Evet, bakın çocuklarına gök, dağ ve deniz adını koyduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edebiyat eserlerinde sosyolojik unsurların kullanıldığını örnekleyen cümleler vardır. Sosyoloji neyle ilgilenir arkadaşlar? Toplumla ilgilenir. Bakın parçaya baktığımızda halk kelimelerini görüyoruz. Dolayısıyla halkla ilgili ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bu da sosyolojiyle ilgilidir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Edebiyat bilimiyle gastronomi arasındaki ilişkiye örnek kullanımlar vardır. Bakın son cümleye bakacak olursak türlü yemekler, türlü içecekler, tatlılar derken edebiyatın gastronomi ile ilgili yani mutfakla ilgili ilişkisinden bahsetmiş. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kişilerin ruh tahlillerine ağırlık verildiği için edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisini örnek oluşturmaktadır. Arkadaşlar parçayı okumuştuk. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir ruh tahliline yer verilmemiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçanın içeriğinden yola çıkılarak kurgulanmasında yazarın hangi bilimden özellikle yararlandığı ileri sürülebilir? Bakalım. İstanbul Hoca tekrarladı. Sen Müslümansın ve Osmanlısın. Bunun ne demek olduğunu sana söyleyeyim mi? Dinle. Senin cetlerin defalarca ve defalarca Konstantiniyye diye sefere çıktılar. Ama yalnız kanları bu fethin şerefini elde etmeye yetmedi. Ve Arap dahi defalarca aynı şeref uğruna başlarında Eyüp Ensari'nin taşıdığı sancakta olduğu halde aynı sefere çıktılar ama bu emsalsiz fethe yalnız İslam da yetmedi. Vakta ki senin kanın İslam'ın imanı ile birleşti. İşte o zaman Allah'ın takdis ettiği büyük fetih müyesser oldu. Senin ikbalin, senin varlığın bu birliğe bağlıdır. Birinden koptun mu, uçurum seni yutar, yutacaktır. Arkadaşlar, İstanbullu hoca demiş. Bu hangi eserden alınmadır? Tarık Buğra'nın hangi eseri? Sizin de bildiğiniz gibi Küçük Ağa adlı eserinden alınmış. Burada da görmüş olduğunuz gibi İstanbul'un fethinden bahsediyor ve sürekli fethi ifadelerinin kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar burada biz edebiyatın tarihle olan ilişkisinden bahsetmiş oluyoruz. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Buna göre metinlerde boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki bilimlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Bokmak, gerdanlık, bogmak. Bu altından gümüşten yapılır. Üzerine değerli taşlar ve inciler oturtulur. Düğünde süslenen geline takılır. Bakın arkadaşlar bir kültürden bahsediyor. Düğünde süslenen geline takılır diyor.
Dolayısıyla da kültürden bahsettiği için burada etnografya biliminden bahsetmiştir. Diğerine bakalım. Kovuç cin çarpması ize. Böyle olan adamın yüzüne soğuk su serpilir, sonra kovuç kovuç denir. Üzerlik ve öd ağacı ile süslenir. Bu kaç kaç demek olsa gerektir. Bakın arkadaşlar, kaç kaç ve kovuç kelimelerinin ne anlama geldiğinden bahsediyor. Nasıl ortaya çıktığından bahsediyor. Bu da bize neyi ortaya koyar arkadaşlar? Folklor ortaya koyar. Tunga, bebir kaplan cinsinden bir hayvandır. Fili öldürür. Asıl anlamı budur. Bu ad Türklerde yaşamaktadır. Anlamı kaybolmuştur. Çoğu zaman kişi adı olarak kullanılır. Tunga Han, Tuntigin denir. Türklerin büyük hakanı Afrasiyab'ın asıl adı Tunga Alp Er'dir. Bebir gibi kuvvetli, yiğit bir adam demektir. Arkadaşlar bakın burada da Tunga kelimesinin ne anlama geldiği görülmektedir. Ama tarih kullanılarak ne anlama geldiği belirtilmiş. Alper Tunga'dan bahsetmiş, Tüntigin de denir demiş, Efrasiyab demiş ve Türklerde, Türk tarihinde ne anlama geldiğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu da neyle ilişkilidir? Tarih bilimiyle ilişkilidir diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda tarih, coğrafya, sosyoloji demiş. Sıraya uygun değil. Coğrafya, folklor, etnografya. Etnografya başta olacaktı. C seçeneği de olmaz. Antropoloji demiş. D de olmaz. Bakın etnografya, folklor ve tarih olacak. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneğidir. Dördüncü soru. Bu parçada geçen numaralanmış ifadelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci ifadede edebiyatın kurmacanın aksine gerçekliği yansıtıcı işlevinden söz edilmiştir. Bakalım. Sanatı bir yansıtma olarak yorumlayanlara göre edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynadır. Bakın buradaki en önemli kelime nedir arkadaşlar? Ayna kelimesi. Ayna bir şeyi ne yapar arkadaşlar? Olduğu gibi gösterir. Hiçbir değişiklik yapmaz. O yüzden de kurmaca değil, gerçekliği yansıtan bir işlevinden söz edilmiştir. Gerçekleri olduğu gibi yansıtır anlamında kullanılmıştır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci ifadede edebi eserin okuyucuya bir şeyler öğretmesine vurgu yapılmıştır. Edebiyatın didaktik bir nitelik taşıması gerektiğini öne sürerler. Didaktik kelimesi nedir? Öğretici anlama gelmez mi? Bilgi aktarmak amacıyla oluşturulan edebi ürünlerde karşımıza çıkar didaktik ifadesi. Bu da doğrudur. Bir şeyler öğretmek amacına vurgu yapılmış. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Birinci ifadede edebiyatın nesnelliğine değinilmiştir. Edebiyat dünyaya tutulmuş bir aynaysa gerçeği olduğu gibi yansıtıyorsa arkadaşlar nesneldir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü ifadede edebi eserin sanatsal yönüne vurgu yapılmıştır. Anlatımcılar ise edebiyatın temel amacının okurda estetik bir zevk uyandırmak olduğunu savunurlar. Arkadaşlar estetik bir zevk uyandırmak için ne yapar? Sanatsal yön ön plana çıkar. Ahenk unsurlarını kullanmaya başlar. Ölçü, kafiye, aliterasyon, asonans gibi, imge gibi söz sanatlarına başvurur sanatçı. Bu da doğrudur. O yüzden bunu denemiş oluruz. İkinci ifadede edebiyatın bir dilsel şölen olduğu vurgulanmıştır. Bakın ikinci ifadeye baktığımızda edebiyatın didaktik nitelik taşıması demişti. Eğer öğreticilik ön planda ise arkadaşlar dilsel şölen olmaz. Burada kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Bilgi vermek amacıyla yazılar yazılır. Dilsel şölen olmaz. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada geçen numaralanmış kavramlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Birinci sözcük işitsel sanatlara örnek olarak verilebilir. Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor derken bakın müzik işitsel bir sanattır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük sanatsal metinlerden sayılıp göstermeye bağlı bir edebi metin örneği olarak verilebilir. Arkadaşlar ikinci sözcük tiyatro. Tiyatrolar göstermeye bağlı edebi metinler içerisinde yer alır. Doğrudur. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Üçüncü sözcük dramatik sanatlara örnek verilebilir. Dramatik sanatlar olarak sinemayı baz almış. Evet, sinema dramatik sanatlar içerisinde yer alır. Yine bunun içerisinde arkadaşlar biz tiyatroyu ekleyebiliriz.
sinemayı ekleyebiliriz. Bunun yanında operayı ekleyebiliriz. Yine müzikal oyunları ekleyebiliriz. Hatta gölge oyununu ekleyebiliriz. Kuklayı ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. O yüzden C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Beşinci sözcük anlatmaya bağlı edebi metinlere örnek verilebilir. Beşinci sözcükte roman kelimesini görüyoruz. Doğrudur. Roman anlatmaya bağlı edebi bir metindir. Bunun yanına biz hikaye ve masalı da ekleyebiliriz. Hatta fabulları da ekleyebiliriz, değil mi? Efsaneleri ekleyebiliriz. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise dördüncü sözcük malzemesi dil olan sanatsal metinlere örnek verilebilir demiş. Arkadaşlar, malzemesi dil olan sanatsal metinler hangisidir? Romandır, şiirdir, hikayedir, değil mi? Bunların malzemesi dildir. Fakat burada resimden bahsediyor. Resim yüzeysel sanatlara örnektir arkadaşlar. Resim, afiş, grafik, karikatür, fotoğraf, minyatür yüzeysel sanatlara örnektir. Malzemesi dil olan sanatlara girmez arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın din ile olan ilişkisini ortaya koymaz demiş. Din ile ilişkisine baktığımızda edebiyatın Allah'tan, peygamberden, dört halifeden, ahlak kurallarından, din kurallarından bahsetmesi gerekir bir edebi metinin. Buna bakmamız gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda Süleyman Çelebi'nin bir kişinin bütün peygamberlerin eşit olduğu iddiasına karşı Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü ortaya koymak için Mevlid türündeki Vesilet-ül Necat adlı mesnevi yazması. Evet, bu edebiyatın din ile ilişkisini ortaya koyar. Çünkü Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmış bir eserdir Vesilet-ül Necat. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Fuzuli'nin Hazreti Muhammed'e olan sevgisi üzerine yazmış olduğu Su Kasidesi adlı nağıt türündeki eseri yazması. Evet arkadaşlar, bakın yine Hazreti Muhammed'e olan sevgiden bahsetmiş. Bu da edebiyatın din ile ilişkisini ortaya koyar. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. Taşlıcalı Yahya'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti Yusuf kıssasından hareketle Yusuf-u Züleyha adlı mesneviyi yazması. Bu da edebiyatın din ile ilişkisini ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'den beslenmesi ve Kur'an-ı Kerim'de geçen Yusuf kıssasından hareketle Yusuf-u Züleyha'yı kaleme alması bunun göstergesidir. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Divan edebiyatında İslamiyet'i yaymak adına yapılan savaşların Gazavetname adlı eserlerde ele alınması. Evet, bakın İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşlara Gazavetname denir. Bunu da divan edebiyatı bu şekilde ele almış. Bu da edebiyatın din ile ilişkisini ortaya koyar. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Yusuf Has Hacib'in ilk siyasetname örneği Kutadgu Bilig adlı eserinde devlet yönetimine ilgili öğütlere yer vermesi. Arkadaşlar, Yusuf Has Hacib'in bu eserinde devlet yönetiminden bahsediyorsa ve ilk siyasetname örneği olarak karşımıza çıkıyorsa bu edebiyatın tarih ile olan ilişkisinden bahseder. Din ile olan ilişkisinden bahsetmez. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözler aşağıda verilenlerden hangisiyle sırasıyla ilişkilendirilebilir? İşitsel fonetik sanatların malzemesi dil ve ses. Görsel sanatların malzemesi madde. Dramatik sanatların malzemesi ise harekettir demiş. İstiklal Marşı'nın malzemesi ses. Bir numara uygun. Meddah Sururi'nin oyununu sahnelemesi. Arkadaşlar, bunun maddesi nedir? Harekettir. Dolayısıyla madde değildir. O yüzden bunu elemiş oluruz. A seçeneğe gitmiş olur. Ben sana mecburum şiirinin bestesi. Bunun malzemesi sestir. O yüzden bu uygundur. Fakat Keloğlan ile Can Kız filmi demiş. Arkadaşlar, bunun malzemesi harekettir. Madde değildir. Bunu elemiş oluruz. Buradan da B seçeneğe gider. İnci küpeli kız resmi demiş. Resimse malzemesi nedir bunun? Maddedir, değil mi? Bu da gider. Bundan dolayı C seçeneği de gitmiş olur. Selimiye Camii, bunun da malzemesi maddedir. O yüzden bu gider. Bundan dolayı da D seçeneği gider.
İstiklal Marşı'nın malzemesi ses, Selimiye Camii'nin malzemesi madde, Vatan yahu Silistre oyununun sahnelenmesinin maddesi ise nedir arkadaşlar? Tiyatro olduğu için harekettir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 8. soruya. 8. soruda öğrencilerden Tarık Buğra'nın Osmancık, Kemal Tahir'in Devlet Ana adlı romanlarını okumalarını isteyen bir edebiyat öğretmeni aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? Bakın, Tarık Buğra'nın Osmancık ve Kemal Tahir'in Devlet Ana adlı romanlarının konusu nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'dir, değil mi? Osmanlı Devleti'nin nasıl kurulduğunu anlatır. Seçeneklere bakalım isterseniz. Öğrencilere edebi ve estetik bir okuma zevki kazandırmak, bu değil arkadaşlar. Bilgi vermek amacıyla yazılan romanlar olduğunu görüyoruz bunun. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki farklara dikkat çekmek. İkisi de öğretici metin. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Edebi metinlerin kurmaca yapısıyla diğer metinlerden üstün olduğunu kanıtlamak. Arkadaşlar herhangi bir üstünlükten bahsetmiyor. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Türk edebiyatındaki en önemli yazarların tarihi konuları işleyen yazarlar olduğunu ispatlamak. Herhangi bir şeyi ispatlamak için yazılmıyor ya da en önemli yazarların tarihi konuları işleyen yazarlar olduğunu ispatlamak için de yazmamış. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise edebiyat ile tarih bilimi arasındaki ilişkiyi edebi eserler aracılığıyla öğretmek. Evet arkadaşlar, ikisi de Osmanlı'dan, Osmanlı'nın kuruluşundan bahseden eserler bunlar. Dolayısıyla edebiyat ile tarih arasındaki ilişkiyi ortaya koymak istemiş öğretmen. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.